Sevgili hanımlar merhaba. Bugün size daha önceden de birçok defalar ördüğüm ve çok güzel uzun yıllar kullandığım yazması oldukça eskimiş olmasına rağmen oyasının ne ütüsünde ne de renginde hiçbir sıkıntı yaşamadığım bir oyanın örneğini göstereceğim. Oyam bu. Dilerseniz yapmaya başlayalım. Size göstereceğim örnekte bu sefer pembe ve yeşil renkleri kullanmak istiyorum. Önce yeşille yapraklarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Hemen yeşil ipimi parmağıma doluyorum. Tabii biraz pembe ipimle karıştı. Şurayı tamamlayalım. En başından nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Kolay bir örnek. Aynı zamanda çok beğenilen de bir örnekti benim kullandığım dönemlerde. Şimdi önce burayı sabitleyerek devam ediyoruz. Küçük bir örümcek çekmemiz gerekiyor. Çok büyük çekmeyin. Çok büyük çektiğinizde çirkin duruyor. Küçük bir örümcek çekiyoruz. Daha sonrasında gene örümceğimizi sabitlememiz çok önemli. Üstüne bir tane zincir çekiyoruz. Sıkı bir zincir. Çünkü daha sonra açılma yapar ve çirkin durur. Sonra ilmeğimizi, ipimizi tığımızın başına iki defa doluyoruz. İki tane boşluk bırakıyoruz. Bir, iki tane tığ battığımızda. Hemen buradan batıyoruz. Bir, iki, üç defa da çekiyoruz. Bunu da çok uzun yapmamaya çalışın. Çok uzun yaptığınızda oranı bozuluyor çünkü. Gene bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bu halka pembe çiçekleri yerleştirmek için kullanacağım bölüm. O yüzden mutlaka yapılması gerekiyor. Üstüne 9 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 10'uncuyu hanımlar şöyle göstereyim. Tığ battı da sabitliyorum. Üstüne bir zincir çekiyorum, sıkıştırıyorum ve gene çok büyük olmayan bir örümcek çekiyorum. Örümceğimi bir zincirle sıkıştırıyorum. 2 defa doluyorum ipimi. 2 tane tığ battı da boşluk bırakıyorum. Gene 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ki bu 5 zincir benim çiçeklerimin halkası olacak. Çekiyorum. 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne yaptım. 10. sık iğnemi tığ battıya yapıyorum. Böylece hem yaprağım sabitleniyor hem de yaprağın üzerinde sık iğnelerin kayması engelleniyor. Tekrar sıkıştırıyorum. Küçük bir örümcek çekiyorum. Sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra üzerine tığıma iki defa doluyorum. İki boşluk bırakıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bizim çiçekler için halkamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. 10'uncuyu tığ battıya yapıyordum. Yapıyorum. Bir zincirle sıkıştırıyorum. Örümceğimi çekiyorum. Örümcek çok uzun olmasın demiştik. Tekrarlayalım. 2'ye 2 defa doladım. 2 tane tığ battı da boşluk attım. 1, 2, 3 yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Zincirimi geri dönüyorum ve uzun baş alıp batmamın üstüne 9 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son sık iğnemle az önce de söyledim. Tığ battımın üzerine şuradan sabitliyorum hanımlar.
Şimdi burada birkaç zincir çekip pembeye geçmek istiyorum. Dilerseniz üzerinde nasıl yapıldığını da görelim. Çünkü çok güzel olan bir oya. Tekrar şu benim eski yaptığımdan da size göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel görünen bir oyadır. Kullanırken de çok rahat edeceksiniz. Çok fazla ütü de istemiyor. Yeşil ipimizi bırakalım. Örneğimize pembe ipten devam ediyoruz. Şimdi üst kısmını yaparken de ben bütün püf noktalarını size söylemeye çalışacağım. Şöyle ben ördüğümü de bir göstereyim. Bu benim ördüğüm henüz ütülenmedi. Ütülenmemesine rağmen bence çok güzel görünüyor. Şuradan hemen örümceğimizi çekerek başlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şuradaki kullandığımız yeşil örümcekten daha kısa bir örümcek çekiyoruz. Yoksa üst üste biniyor ve fazlalık gibi görünüyor. Hoş olmuyor. Küçük bir örümcek yapıyoruz pembe ipimizle. Üstüne bir zincir çekip sıkıştırıyoruz. Daha sonra az önceki bıraktığımız o 5 zincirli deliğimize bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir defa baş alıyorum ve aynı deliğe tekrar batıyorum. Deliğime batıyorum. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Az önceki baş alıp batmamın arkasından görünüyordur inşallah. Bir sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi sıkıştırmak için bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir baş alıyorum. Bu sefer birazcık daha ondan uzatarak çekmeye çalışıyorum. İki baş aldığımızda fazla geliyor hanımlar. O yüzden 3, 4. Tekrar yapıyorum. Tekrar bir tane zincir çektim. Bu sefer iki baş alıyorum. Ama çok uzatmadan çekiyorum. 1, 2, 3 defa da. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Tekrar bir çirtiğimi yapıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Gene 2 defa baş alıyorum. Halkama batıyorum. 1, 2, 3 defa çekiyorum. En uzunun bu olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Gene ucuna bir çirtik yapıyorum ama bu sefer sık iğne yaparak iniyorum. 9 sık iğne gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya kadar tamam. 10. sık iğnemi halkamın içine yapıyorum. Böylece çiçeğim buraya sabitleniyor ve göründüğü gibi şöyle göstereyim yaptığımız çiçeği. Çok güzel bir görüntüsü oluşuyor. Üstüne bir tane zincir çekerek gene o küçük örümceklerimden yapıyorum. Yapıyorum. Üstünü bir zincirle sıkıştırıyorum. İkinci yaprağımdayım. Gene baş almadan buraya bir sık iğneyle giriyorum. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 taneydi. Baş alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirim. Baş alıp batmamın bir önünden giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı şeyi tekrar yapıyorum. Aradaki boy uzantısının düzgün olması için azıcık bu sefer sündürüyorum. 5 oldu. Arkasından tekrar giriyorum. İplerin arasına, katların arasına girmemek daha güzel sonuç veriyor. Bir tane zincir çektim. İki defa baş alıyorum bu sefer. Çok uzun çekmiyorum. İki defa baş alıyorum. 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Bir zincir çekiyorum. İki defa baş alıyorum. Bu en uzun bacağım olacak. Birazcık uzatarak çekiyorum o yüzden. Gene 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Batıyorum. Ve buradan aşağıya sık iğne ile iniyorum. 9 sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuyu yaptıktan sonra 9, 10'uncu sık iğnemi halkamın başına yapıyorum. Bir zincir çekelim. Şöyle yaptığımız çiçeğimizi bir görelim isterseniz. Şu ikisini yaptık. Güzel görünüyor. Devam ediyoruz. Gene zincirle sıkılaştırdıktan sonra bir küçük ama ipimiz dönerse eğer örümceğimiz çirkin olur. İpimizi döndürmeden almamız gerekiyor. Küçük bir örümcek. Bir tane üstüne zincir. Zincirden sonra diğer yaprağımızın ucundayız. 1, 2, 3,
4 zincir, bir defa baş aldık. Baş alıp batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim, tekrar aynı şeyi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir çektim. İki defa baş alma zamanı. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar. Bir zincir çekiyorum. İki defa baş alıyorum. Uzatarak çekiyorum. En uzun bacağım burasıydı. Çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aşağıya doğru 9 sık iğne ile iniyorum. 10. sık iğneyi yaprağımın dibine yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Arasına girmeyelim. 7, 8, 9, 10'uncuyu hemen şöyle yaptık. Çiçeğimiz hazır. Üstünden bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum. Yine küçük bir örümcek çekiyorum. Örümceğimi mutlaka sıkıştırıyorum. Sonrasında açılma yapıyor ve çirkin görünüyor. Son yaprağımdayım. Son yaprağımın üstüne geliyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir, 4 zincir çekerek, 1, 2, 3, 4 zincir çekerek çiçeğimin en küçük kolunu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir önden batıyorum. 1. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. İkinci parmağı için çiçeğimin. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar dibinden gelip batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer iki defa baş alıyorum. Çok uzatmadan çekiyorum. Çiçeğimin üçüncü bacağı için. 2, 5 tane yaptım. Gene baş alıp batmamın bir önünden batıyorum. Son artık bir, iki kere doluyorum. Uzun bir şekilde çekiyorum. Çünkü bu en uzun koluydu. 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Ve aşağıya doğru 9 sık iğne. 10'uncuyu da yaprağımın dibine yapıyorum ve modelimi bitiriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncuyu yaprağımın dibine yaptım. Şöyle bırakayım. Size düzeltip göstermek istiyorum onlar. Oyamız bu şekilde. Eğer oyamızın yapılışını beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Ayrıca kanalıma abone olarak da yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.